Hocam, şöyle bir soru sorayım. Cumhurbaşkanı seçileceksiniz ama bir partiniz olmadığı için meclise milletvekiliniz olmayacak. Meclisten geçmesi gereken zaruri bulduğunuz adımları nasıl atmayı düşünüyorsunuz? Yani meclisi Şimdi, ikna mı edeceksiniz? ben Cumhurbaşkanı olduğumda eğer benim seçilmemde destek olmuş olan partiler var ise ne ala. Yoksa Türkiye'de %1 ve üzerinde oy almış bütün partilere diyeceğim ki Cumhurbaşkanlığı yönetim masasına buyurun diyeceğim. Hocam onlar meclise giremediler. O benim bileceğim iş. Ben Cumhurbaşkanıyım. Mevcut anayasaya göre kraldan, padişahtan bilen çok daha yetkiliyim. %1'den başka fazla oy almış bütün partilerin temsilcilerini oturtacağım. Kameralar daima bu toplantıları naklen yayınlayacak. Halk arzu ettiği kadar dinleyecek. Herkesin önünde mikrofon, bir sürü kamera var. Her konuşanı ekrana özel olarak getirecek. Örneğin ben diyeceğim ki arkadaşlar ben dün Cumhurbaşkanı seçildim. Bugün Bakanlar Kurulu'nu kuracağız. Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, bu bakanı, bu bakanı. Şimdi lütfen gidin bakan adaylarınızın özgeçmişlerini bana gönderin. Yarın sabah toplanalım. Geldi bakan adayları. Burada Sağlık Bakanı, burada Milli Eğitim Bakanı, burada Dışişleri Bakanı adayları. Hatta şeyden de isteyin, sivil toplum kuruluşlarından da isteyin, sendikalardan da isteyin, meslek örgütlerinden de isteyin. Aldık, özgeçmişlere bakalım. Bu kimin özgeçmişi? Sağlık Bakanı aday. Evet arkadaşlar, herkes lütfen bu özgeçmişi incelesin, puanlasın. Bunu puanlasın. Kaldı bu puanlamadan sonra 5 tane aday orada. Şimdi o adayların hangi partili olduğu, siyasi görüşünün ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben şuna bakacağım. Birey konusunun uzmanı mı? Deneyimi var mı? Yabancı dili biliyor mu? Eğitimi yeterli mi? Vatanını milletini seven bir adam mı? Bugüne kadar herhangi bir fikrin aşırı savunucusu mu olmuş yoksa mutedil, dengeleri koruyabilecek akıllı bir devlet insanı olabilir mi? Diyeceğim ki ben bu nedenlerle bunun Sağlık Bakanı yapılmasını öneriyorum. Hayır efendim bizim daha iyi önerimiz var. Buyur kardeşim. Halkın gözü önünde bunlar. Ha, mutabık kalamadık. Halka sorarım ben. Hangisini uygun görüyorsunuz? Şimdi ne yaptım? Şeffaflığa dayalı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nu oluşturdum. Sonra diyelim ki vergiyle ilgili bir yasa getirdik. Arkadaşlar hep birlikte Cumhurbaşkanı benim. Ben istersen bunu kanun hükmünde cart diye çıkartırım Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak. Öyle yapmıyorum ben. Tartışıyorum orada. Gene kameralar orada. Halktan bir şey gizlenmiyor. O tartışmaların sonucunda hazırlanan taslağı da meclise gönderiyorum. Şimdi bu partilerin temsilcileri mecliste de var ya. E kardeşim burada tartıştık. Hadi bakın mecliste mızıkacak mı, mızıkmayacak mı? Mızıkan olursa ben hemen halka. Bak sevgili halk, ben bebek ürünleriyle ilgili KDV'nin kaldırılmasıyla ilgili bir kanun tasarısı önerdim. Buradaki arkadaşlar da bunu kabul ettiler. Meclise gönderdim. X partisi, Y partisi buna karşı oy verdiği için kanunu geçirmiyorlar. Haberin olsun. Ya ki seçimlerde onu iki bacağından tutar, kedi gibi miyavlatır halk. Önemli olan burada neyin ne olduğunu halka anlatarak. Şimdi defa halkı ben gündeme angaje edeceğim. Halk artık böyle naklen maç izler gibi bizim toplantıları izleyecek. 64. dakika şu anda Sayın Cumhurbaşkanı sağ taraftan bastırıyor. Kalede AKP kalecisi Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanı sağdan vurdu. Gol! Sayın seyirciler gibi. İnsanlar bunu büyük bir keyifle izleyecekler. Şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik bunlar bizim demokrasimizde olmayan şeyler. Ha, halk bunların kimin tarafından parlamentodan geçirilip geçirilmediğini görecek. Ben de döneceğim halka diyeceğim ki ben bu kararı önerdim. Bunlar kanun olarak çıkartmadılar. Bunun sizin menfaatinize olduğunu düşünüyorum. Yaptığım kamuoyu araştırmalarında sizin bu görüşü desteklediğinizi görüyorum. Aha ben de bunu kanun hükmünde kararname olarak çıkarttım kardeşim. Önce meclise efendi gibi çalışma, kanunu geçirme, üzerine tartışma yap, değişiklik yap, daha iyisini hazırla. Bu imkanı verdim. Ha, sen sırf bana garez olsun diye halkıma zarar vererek bunu çıkartmıyorsan ben onu çatır çatır senin iki yanağından öperek çıkartırım kardeşim.